Evet değerli arkadaşlar, Çanakkale'deki değerli izleyenler, programımızın ikinci kısmına başlıyoruz. Osman Bey'den birinci etapta değerli bilgiler aldık. Bizi mutlandıran, gururlandıran bilgiler aldık. İnşallah bu güzel ve iyi çalışmaların devamını arzu ediyoruz Kale grubundan. Şimdi Osman Bey aynı zamanda bu milletin duasını da alıyor. Allah inşallah mahcup etmesin, yar ve yardımcısı olsun ailesiyle, çocuklarıyla, İbrahim Bey'le. Allah uzun ömürler versin inşallah. Böyle girişimcilerimizin, böyle duayen sanayicilerimizin Allah sayısını artırsın ve önünü açsın inşallah. Bizim de dualarımız sizlerle inşallah. Allah muvaffak etsin. Evet değerli arkadaşlar, Osman Bey burada şu anda şirketiyle ilgili merak ettiğiniz konular olabilir. Türk ekonomisiyle ilgili, Türkiye'deki ekonomiyle, dünya ekonomisiyle, çünkü çok değişik ülkelerde dediğimiz gibi Osman Bey'le yatırımları var. Dünyaya çok farklı bakış açılarıyla bakma imkanı yakalıyorlar. Çok değişik yerlere temas ediyorlar. Ve biz biraz Çanakkale'de taşra gibi kalıyoruz. İşte yeni yeni ufkumuzu kırmaya çalışıyoruz. Arzu ettiğiniz konularda bilgilenmeyi Osman Bey'e soru sorabilirsiniz. Fikriniz varsa fikrinizi paylaşabilirsiniz. Programın formatı zaten serbest kursu. Herkes fikirlerini burada dile getirebilir. Sorusu olan, düşüncesi olan arkadaşımız varsa almayı arzu ediyoruz. Buyurun Adnan Bey. Adnan Dilek, elektrik mühendisiyim. Çok lezzetli bir sohbet oldu. İbrahim Bey'in bir sözünü söylediniz, çok hoşuma gitti. Ticaret kişileri sanayi toplumu kalkındırır dediniz. Oradan hareketle sanayi için enerji gerekir. Enerji konusunda yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Ülke enerjisinin 1/4'ünü ithal ediyor. Bu sanayileşeceksek bu önümüzdeki enerji masası nereye gider? Peki, çok teşekkür ederiz öncelikle nazik iltifatınız için. Şimdi enerji tabii gerçekten bu ülkenin önemli konularından bir tanesi, en önemli konusu belki de. Özellikle sanayinin önündeki en önemli konu. Sanayiyi bu kadar direkt ilgilendiren başka bir konu yok. Yani dolayısıyla enerji konusu sanayiyle çok direkt alakalı. Tabii sırf sanayi değil, yerleşim bölgeleriyle de her, yani toplumun her kesimiyle alakalı bir konu. Şimdi enerji konusundaki açık tabii belli bir açık oluşacak gibi görünüyor tabii ileride. Fakat onunla ilgili olarak da şu anda yani hükümetin almış olduğu tedbirler ve başlatmış olduğu girişimler ve bu enerjiye özel sektörün cezbedilmesi konusunda attığı adımlar bence fevkalade olumlu. Zaten bunun sonucunda da şu anda enerjiye ciddi bir hücum olduğunu hep beraber görüyoruz. Yani çok birçok büyük grup şu anda enerjiye girmiş vaziyette. Enerji sektöründe enerji üretimi konusunda girmiş vaziyette. Biz yani biraz evvel de ben konuşurken bahsettiğim üzere biz sanayiciyiz. Yani biz sanayi tarafını açıkçası bu işin yani biz sanayiciyiz, sanayiyi biliriz ve hani biraz da hani böyle bildiğimiz işi yaparız mantığıyla yaklaşıyoruz genelde işlerimize. Dolayısıyla enerji konusunda da biz enerji üretimi değil ama enerji ekipmanları konusunda mesela şu anda faaliyet gösteren şirketlerimiz var. Bizim işte doğalgazla ilgili birçok ürün üreten, işte tasarımını da yapan, üretimini de yapan şirketimiz var. Doğalgazın ölçümüyle ilgili biz yani şöyle söyleyeyim, biz bundan yaklaşık işte bir 7-8 sene evvel dünyada sınır doğalgaz ölçümü yapan, yani sınır aşımı şeyinde doğalgaz ölçümü yapabilen iki şirketten bir tanesiydik. Yani biz enerjinin yine ekipman ayağında çok yoğun olarak şey yapıyoruz, çaba sarf ediyoruz.
teknolojisi tarafında çaba sarf ediyoruz. Bu biraz evvel sözünü ettiğim işte turbojet motoru geliştirme projesi sonucunda ortaya çıkacak olan jet motorunu çok rahatlıkla küçük bir enerji üretimi şeyi haline getirebilirsiniz. Yani genelde aslında bunun altyapısına dönük şeylerimiz var. Bizim sanayici kimliğimizde yaptığımız işler bunlar. Enerjiye girip girmeme konusunu biz de şu an olarak değerlendiriyoruz. Yani çok net söyleyeyim onu. Hani çok sanayi şehrin dışına çıkmayı çok sıcak bakmamakla beraber girip girmemeyi düşünüyoruz. Ama ben Türkiye'de dediğim gibi şu anda işte gerek özelleştirmeler neticesinde gerekse bu özel sektörün enerjiye, enerji sektörüne özendirilmesi konusunda yapılan işleri, atılan adımları çok yerinde buluyorum ve bunun sonuçlarıyla beraber, bunların bu yatırımlarla beraber enerji probleminin çözüleceğine inanıyorum. Tabii hani buna maalesef mi demek lazım yoksa hani iyi ki öyle mi olmuş demek lazım. Biz tabii hidrokarbonlar açısından çok fakir bir ülkeyiz. Yani bizim gazımız yok, petrolümüz yok. Hani baktığınız zaman. Şimdi bu olsa mı daha iyiydi, olmasa mı daha iyiydi tabii çok onu kestiremiyorum ben açıkçası ama. Ama sonuçta bir gerçek var ki fakiriz yani öyle bir şeyimiz yok. Dolayısıyla orada biraz bir dışa bağımlılık söz konusu. Fakat tabii öte yandan şeye de baktığınız zaman, hidrokarbonların geleceğine baktığınız zaman, yani gaz, petrol konusunun geleceğine baktığınız zaman, yani birçok uzmanın üzerinde bir hemfikir oldu, birleştiği konu işte 2075-2080 yıllarına doğru hani artık dünyada hidrokarbon şeyinin rezervlerinin tükeneceği yönünde bir şey var. Şimdi biz bunun açıkçası bu yani gaz ve petrolün yerine geçecek enerji kaynaklarının arayışı şu anda bütün dünyada bütün hızıyla sürüyor. Bizim de açıkçası grup olarak üzerinde ilgilendiğimiz burada biraz daha bahsettiğimi unuttum. Alanlardan bir tanesi. Yani şu anda hidrojen konusu çok gündemde. İşte bu yakıt hücreleri vesaire. Bizim de o anlamda bir TÜBİTAK'la beraber devam ettirmekte olduğumuz çok önemli bir proje var. Dolayısıyla yani bu gaz ve petrol bağımlılığını azaltmak ve gaz ve petrolün bir gün biteceğini hani öngörerek onu yerine geçebilecek alternatif enerji kaynaklarını geliştirmek adına biz yine işin sanayi tarafında bir takım çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki hani bir termik santral, bir rüzgar enerjisi, bir hidroelektrik santral vesaire konusu her zaman gündemde olabilir. Biz de hani grup olarak açıkçası o işe hani bir bizim asli işimiz olmamakla beraber dediğiniz mantıkla yani bu ülkede bir enerji açığı ortaya çıkacak. Dolayısıyla biz de grup olarak hani bu anlamda üzerimize düşeni yapalım bu enerji açığını azaltmak adına diye bu anlamda masada bu tür projeleri değerlendiriyoruz. Zaman zaman gündemimize giriyor. Şu ana kadar yatırım yapacak bir şey proje bulamadık. Yani hani şu ana kadar içimize sinen bir proje şu ana kadar enerji üretimi konusunda gündemimize gelmedi. Ama bu demek değildir ki biz bu sektöre hiçbir zaman girmeyeceğiz, hiçbir zaman yatırım yapmayacağız. Öyle bir şey yok ama hani feasible olan hani yani çok gözü kara girmeyi hiçbir zaman zaten düşünmeyiz. Bir de yine tabii temiz bir enerji kaynağı vesaire olmasına çok dikkat ederiz. Bunlar bizim önem verdiğimiz konular. Ama yani şu ana kadar enerjiye girmedik ama bu hiçbir zaman girmeyeceğimiz anlamına da gelmez. Ama bir de dediğim gibi yine enerjinin teknoloji ayağında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani onun da bir ülkenin katkısı olduğunu düşünüyoruz. Yani Osman Bey teknolojiler deyince sayaç değil mi? Kalemeli evet, diye. Doğalgaz sayaçları. Doğalgaz sayaçları, elektrik sayaçları. Öyle bir şirketin iştigal evet, konusu var. Ama burada temiz enerji deyince şöyle araya gireyim. Yani bu rüzgar güllerinin üretiminde orada da bir dışa bağımlılık var. Tabii. Sanıyorum Türkiye'de birkaç tane şirket bunların imalatına başladı. Ama yeterli seviyede değil. Ekipman dediğiniz tabii sadece enerji üretimi şeklinde değil de bu ekipmanların yapılması da çok önem arz ediyor. Tabii. Ağırlıklı olarak Avrupa'ya bağımlıyız anladığım kadarıyla bu rüzgar gülü meselesinde. Tabii. Hiç ilgilendiniz mi? Şöyle onun yani palelerini, o büyük dönen kanatlarını diyeyim daha doğrusu şu anda Türkiye'de yapan en son bildiğim iki şirket vardı. Belki üçüncüsü de şu anda var mı bilmiyorum.
Hatta bir tanesi bizim İzmir'de Ege Serbest Bölgesi'nde komşumuz. Ondan sonra kompozit malzemeden yapılan bir şeydir, bir üründür o. Ondan sonra fakat bir yandan da şu anda Türkiye'de devam eden, başında da çok yakın bir dostum, Sabancı Üniversitesi hocalarından, Mahmut Akçıt hocanın devam ettirdiği bir Milli Rüzgar Enerji Santrali, MIRRES diye bir proje var. Dolayısıyla bu proje sonunda yine yerli tasarım bir şey ortaya çıkacak, bir rüzgar santrali, türbini tasarımı ortaya çıkacak. Dolayısıyla yani o anlamda da bir altyapı çalışması şu anda başlatılmış vaziyette. Sizin dediğiniz ama Osman Bey, ben incelediğim aynı projemi bilmiyorum. Rüzgar gülü şeklinde değil, farklı bir prototip o değil mi? Yok. Aynı tamamen şu andaki yine Türkiye'de bir yurt dışında mühendisin bulduğu farklı bir şey var. Çok değişik çalışmalar var. Yani bazı sık sık pervane gibi şeklinde değil de bir ters böyle şey saati gibi bir şey var da neyse. Demek ayrıymış. Yok o ayrı. Bu çok şey kapsamlı bir çalışma. Yani bu TÜBİTAK'ın işte desteklediği, işte devletin başlattığı, yani çok kapsamlı bir proje bu diyeceğiz. Bu da ülkemiz için iyi bir çalışma. Çok iyi bir çalışma inşallah. Evet değerli arkadaşlar. Başka? Osman Bey, 2013 ekonomisi, gerçi ilk çeyreğini yaşadık. Türkiye'de ekonominin gidişatı, piyasa hareketliliğini, bunlarla ilgili tabii büyük ölçekli işler yaptığınız için, 2014 için yani kurmaylarınızla, CEO'larınızla paylaştığınız mutlaka bilgiler vardır, öngörüleriniz vardır. 2013'te Türkiye'deki ekonomik canlılığın nereye gideceği noktasında bir yorum. Bir de 2014'te işler biraz daha rayına mı girecek? Mesela biz gemi taşımacılığı yapıyoruz. Hakikaten navlun ücretleri falan dibe vurdu. Gerçi bu Avrupa'daki kriz, işte Afrika'daki kuzey kısmına huzur gelmemesi, işte bu Suriye'deki savaş falan otomatikman olumsuz etkiliyor. Yani ya dışarıda olan şey ne alakası var diyoruz ama öyle değil. Direkt etkisini biz de hissediyoruz. Burada Çanakkale'de bile yaşayabiliyoruz. 2013 için öngörünüz, 2014 için bir öngörünüz var mı? Şimdi şimdi dünya politikasına baktığınız, dünya ekonomisine baktığınız zaman 2008-2009 yılında çok büyük bir kriz atlattık. Yani çok büyük bir kriz geldi dünyada, kriz ortaya çıktı. Şimdi bunun etkilerinin tabii çok kısa sürede şey yapması imkansız. Yani ortadan kalkması imkansız. Türkiye ekonomisi de tabii ne olursa olsun hani sonuçta küresel ekonominin bir parçası. Yani bundan hiçbir şekilde etkilenmemek diye bir şey söz konusu değil ama yani gerçekten yapılan doğru uygulamalarla hakikaten minimum hasarla bugüne kadar gelebildik. Ama bu tabii batıdaki kriz uzadıkça Türkiye'de bundan açıkçası daha fazla etkilenmeye başlayacaktır. Aslında geçen sene büyüme rakamlarının da tahminlerin altında gerçekleşmesinin en büyük sebebi budur. Altında yatan en büyük sebep budur. Türkiye'nin finans sektörü çok büyük şeydi, ağırlıkta batıya endekslidir. Yani Türk bankalarının bütün sendikasyon kredileri hemen hemen tamamına yakını batılı bankalardan sağlanıyor. Dolayısıyla batıdaki bankalarda ortaya çıkan sıkıntılar bizi o sendikasyon kredileri üzerinden kaynak bulmada sorun, sıkıntı yaratmaya doğru şey yapıyor. Tabii Türk ekonomisi biz içinde yaşıyoruz, her gün içinde yaşıyoruz, her gün gazete okuyoruz. Dolayısıyla zaman zaman işte moralimiz bozuluyor, zaman zaman sıkıntılı günler geçiriyoruz. Fakat enteresan, yani yurt dışı seyahatlerimde karşılaştığım tablo bunun tam tersi yönde. Şu anda özellikle batılı ülkelerde, yani gelişmiş ülkelerden Türk ekonomisine muazzam övgüler var. Bunu her gittiğimiz yerde dillendiriyor insanlar. Ve ben de hep şey söylüyorum çok açıkçası, yani tamam ekonomide işler iyi gidiyor. İnşallah hani ekonomimiz çok da iyi yerlere gelecek, çok daha büyük bir ekonomi haline gelecek Türkiye ekonomisi, ama biz hala tabii hani baktığınız zaman birçok ülkeye göre işte kişi başı milli gelirle bakın, işte ihracatla bakın vesaire, hala belli bir farkla geriden geliyoruz. Yani dolayısıyla bizim daha hala hakikaten yiyecek çok fırın ekmeğimiz var. Bunu hani maya bozmak için değil ama önümüzde yapmamız gereken çalışmalar var, reformlar var. Bunları yapmak zorundayız. Şimdi burada tabii ekonomide doğru adımlar atılması ile
Biz bu krizden minimum hasarla bugüne kadar geldik. Ama bu batıdaki ekonomik krizin uzaması sebebiyle Türk ekonomisi de bence olumsuz yönde etkileniyor. Muhakkak etkileniyor, etkilenmemiz mümkün. Yine de ihracat pazarlarımız, bizim geleneksel ihracat pazarlarımız batı pazarları. Oradaki durgunluk, İtalya'daki işte tesisten dolayı İtalya'yı mesela biliyoruz. Yani fevkalade büyük bir durgunluk var. Yani insanlar, bir de özellikle Avrupa fevkalade tasarruf kültürü olan bir toplumdur. Dolayısıyla bu krizler krizler yüzünden şu an tüketici güven endeksleri tabii çok yerlerde sürünüyor Avrupa'da ve dolayısıyla insanlar tamamen tasarruf şeyine dönmüş, tasarruf ruh haline girmiş vaziyette. Para harcamıyorlar, para harcamayınca ekonomik tabii canlanma bir türlü gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bunu, bu kısır döngüyü kırmak için birçok hükümet, birçok devlet şu anda uğraşıyor. Birçok ülke işte devlet kaynaklı projeler vesaire finanse etmeye başladı falan. Ama yani şu anda o canlanma henüz ortada görünmüyor. İtalya'da hakikaten işler bayağı sıkıntılı. İtalya'nın iç piyasasında. Dolayısıyla hani birçok ülkeye göre, birçok özellikle gelişmiş ülkeye göre Türkiye hani çok daha, Türk ekonomisi çok daha iyi bir durumda. Fakat hani bu dünya krizlerinden nasibimizi almıyoruz anlamına gelmez. Bu sene ne olacak diye hani şöyle bir şey yaptığımızda 2013 senesinde ne beklenebilir diye. Şimdi geçen seneki rakam, büyüme rakamı istenen hedefin altında gerçekleştiği için bu sene zannediyorum ekonomide musluklar biraz daha açılmak durumunda. Hükümetin de bu yönde kararları olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası, ki ben hakikaten çok başarılı bir Merkez Bankamız olduğunu, Merkez Bankası yönetimimiz olduğunu düşünüyorum. Türkiye o açıdan bence çok çok şanslı. Yani bu krizden, hani krizlerden, dünya krizlerinden az bir hasarla kurtulduysak, burada Merkez Bankası yönetiminin bence hem bu dönemin hem bir evvelki dönemin çok büyük şeyi var, rolü var. Çok doğru zamanlara, çok cesurca ve çok doğru hareketler yaptılar. Dolayısıyla şimdi işte geçtiğimiz haftaydı zaten Merkez Bankası Başkanı'nın da işte bu bankaların şeyle ilgili limitlerinin kaldırılması, kredi konusunda, kredi riskleri konusundaki limitlerin kaldırılması da yine aynı şeyin, düşüncenin yapısı. Yani dolayısıyla hani ekonominin canlanmasına dönük hareketler bunlar. Dolayısıyla bunlar eminim ben şeyini verecektir. Tabii ekonomide hiçbir şey, hani bugün yaptığınız yarın hani geri dönüş olmaz ama yaptığınız hiçbir hareket çok kısa zamanda şey yapmaz ama yani 2013'e mutlaka tesir olacağını ben düşünüyorum. Ve belli bir hani canlanmayla, yani en azından şu büyüme hedefi, 2013 büyüme hedefini yakalayarak geçeceğimizi düşünüyorum. Türkiye olarak da işte Sayın Başbakan Yardımcısı Babacan bunu çok sık dile getirir. Yani önümüzdeki risklerden bir tanesi, herkes cari açık diyor. Ben cari açıktan ziyade işte Sayın Babacan'ın söylediği tasarruf konusu. Yani kişisel tasarruf, bireysel tasarrufların çok riskli seviyelerde olmasını şey yapıyor, şey gösteriyor. Hakikaten o konu önemli. Dolayısıyla hani biraz şu bizim hani Türk atasözü ayağını yorganına göre uzat şeyini, atasözünü biraz daha hayatımıza sokmamız gerekiyor gibi görünüyor bundan sonra. Ama 2013'teki şeyin canlanmanın, ki bizim hani grup olarak da 2013'ün ilk 3-4 ayı, 3 ayı en azından iyi gitti. En azından 2012'nin son 3-4 ayına göre daha iyi bir ilk 3 ay yaşadık. Yani biraz daha ümit varım ben 2013'ten. Şeyi kestirmek çok kolay değil. Yani biraz daha orta ve uzun vadeyi kestirmek çok kolay değil. Çünkü dünya, yani dünya ekonomileri, özellikle büyük ekonomiler nelere gebe onu çok anlayamıyorsunuz. Yani çok böyle hiç beklemediğiniz bir anda işte atıyorum işte bir Yunanistan krizi, bir İspanya krizi, onun zincirleme sebep olduğu işte yani bugün işte bir Yunanistan'ın hani Sunni teneffüsle de olsa yaşatılmasının arkasındaki en büyük sebep Yunanistan'a kredi veren Avrupa bankalarının batmaması için uğraşılıyor yani açıkçası. Dolayısıyla böyle zincirleme olaylar var. Bunları çok önceden kestirmek de çok kolay olmuyor ama yani bu krizin de çok kısa zamanda Batı ülkelerinin özellikle sonlanmayacağını öngörürsek
biraz daha sıkıntılı günler devam edecek gibi görünüyor. Bu ekonomiye, yani Türkiye ekonomisine de, bizim ekonomimize de bunların yansımaları devam edecek gibi görünüyor. Fakat dediğim gibi biz hani birçok şu anda gelişmiş ekonomilerden, özellikle batılı ekonomilerden açıkçası çok daha ümit var, çok daha hallice bir ekonomimiz olduğunu söyleyebilirim, ama şeyi de unutmayalım, dediğim gibi onlar hala burada, biz hala buradayız. Yani ekonomik büyüklük olarak, satın alma gücü olarak vesaire hala tabii gelişmemiz gerekiyor. Kapatılması gereken çok ciddi bir fark var, var ve üretim yapmalıyız. Çalışmamız tüketim lazım. Toplumundan çıkıp üretim yapmalıyız. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Herkes dinliyor. Soru sormaya niyet olan arkadaşlardan. Peki ben bu arada bir soru daha sorayım da yavaş yavaş o zaman. Afrika ile ilgili, Afrika pazarı ile ilgili bizim de burada bir konsorsiyum oluşturmaya çalışıyoruz. Afrika pazarı bize cazip geliyor. Bir öngörü var mı? Bize bir tavsiyeniz var mı? Estağfurullah. Şimdi Afrika tabii Afrika çok enteresan bir oyun alanı haline döndü şu anda. Batı Afrika'yı biraz geç keşfetti. Yani zamanında aslında doğal kaynaklarını çok gayet vakitlice keşfetmişti ama ekonomik anlamdaki, Afrika'daki ekonomik hareketlenmeyi, ekonomik büyümeyi vesaireyi çok geç keşfetti. Bu anlamda biraz açıkçası treni kaçırdı da diyebiliriz. Ama öte yandan yani Türkiye şu anda tabii Afrika'nın çok farkında ve Afrika'ya özel ilgisi Türkiye'nin hakikaten Türk şirketlerinin önünü oralarda çok açıyor. İşte bunun Türk Hava Yolları örneği bunun çok güzel bir örneği. İşte açılan büyükelçilikler, konsolosluklar vesaire bunun çok güzel bir örneği. Yani şu anda Afrika'da geçen DEİ'nin bir toplantısında, genel kurulunda, Dış Ekonomik İşler Kurulu'nun genel kurulunda Sayın Davutoğlu Dışişleri Bakanımız anlattıydı. Şu anda dünyada Türk Büyükelçiliğinin olmadığı ülke sayısı böyle bir elin parmakları kadar neredeyse. Yani bu muhteşem bir şey. Yani hakikaten bugün birçok gelişmiş ülkenin konsolosluğunun, büyükelçiliğinin olmadığı Afrika ülkelerinde Türk Büyükelçiliği, Türk konsoloslukları var. Şimdi bu tabii geleceğe yatırım. Yani bu kısa vadeli bir yatırım değil. Bu çok uzun vadeli belki de bir yatırım ama bence çok doğru bir yatırım. Bunu da şeyden de anlayabiliyorsunuz. Mesela Afrika'da şu anda en aktif ülke Çinliler. Yani Çinliler korkunç bir şekilde Afrika'da bir taarruz başlatmış vaziyette. Dolayısıyla Afrika yeni oyun alanı. Yani dünyanın büyük ekonomilerinin yeni oyun alanı Afrika gibi görünüyor. Biz Batı'dan daha şanslıyız. Hem yani hem bizim kültürel veya işte şey yakınlığımız, yani değerler vesaire anlamındaki yakınlığımız, hem de daha zamanlı bir şekilde Afrika'yı fark etmiş olmamız dolayısıyla Türkiye bence Batı'ya göre daha avantajlı. Bir de tabii Batı'nın geçmişten gelen, yani o sömürgecilik döneminden gelen Afrika'daki hani o derin izler hala duruyor yerlerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin de hiçbir zaman öyle bir şey olmadığı için, Osmanlı'nın da Türkiye'nin de hiç böyle bir uygulaması olmadığı için Türkiye'nin şansı çok büyük. Hakikaten Türkiye büyük bir teveccühü var şeyde, Afrika'da. Ben de 2-3 defa gittim. Dolayısıyla bu şeyi işe çevirmek çok önemli tabii. Fakat Çinliler bence burada daha büyük bir tehdit ve çok ciddi bir şekilde oraya hedef almışlar. Şu anda Çin devletinin muazzam Afrika ülkelerine sağladığı sübvansiyonlar var. Yani işte Kenya'daki ne bileyim şehir merkezinden havaalanına kadar olan yolu Çinliler bedava yapmışlar. Yani işte o yolu asfalt dökmüşler, bilmem ne yapmışlar, yol yapmışlar yani falan işte. Ama onun karşılığında işte bilmem şuradaki barajın şeyini Çinlilere vermişler falan gibi böyle çok... Hakikaten Çinliler çok daha şey kapsamlı ve şey yaklaşıyorlar Afrika'ya. Aynı şekilde Afrika'nın doğu kıyısında Hintlilerin de tabii aktif olduğunu, özellikle ticarette çok aktifler. Çinliler daha çok altyapı ve sanayi tarafında varlar. Hintliler daha çok ticarette varlar. Dolayısıyla Afrika ama özellikle yeraltı kaynakları dolayısıyla, yani maalesef tabii Afrika'daki insan kaynağı kalifikasyon olarak tabii şey değil, hani
yüksek seviyede değil ama özellikle doğal kaynakları Afrikalı ülkelerin o ülkelerde bir refah tabii oluşturacak. Bu anlamda işte bir Ghana, bir Angola yeni ortaya çıkan ekonomiler diyeyim, pazarlar diyeyim daha doğrusu. Bir Nijerya tabii her zaman çok büyük bir piyasaydı. Tabii Afrika'nın yalnız maalesef bütün Afrika ülkelerini bunun içine katarak söylüyorum. En büyük sorunu şu anda açıkçası çok ciddi bir yolsuzluk şeyi var. Yani bunun düzelmesi lazım. Yani bu yapının tabii düzelmesi çok önemli. O düzelmeden çünkü bir ülkenin bir yere gitmesi mümkün değil. Şu anda maalesef hani hilafsız Afrika'nın hemen hemen tamamında böyle bir sorun var. Bu çok böyle geleneksel bir sorun haline gelmiş vaziyette. Bu kısır döngünün kırılması lazım. İyi liderlerin çıkıp, dürüst liderlerin çıkıp bu kısır döngüyü kırması lazım. Afrika onun dışında dediğim gibi geleceğin pazarı Afrika. Herkes onu şu anda kabullenmiş vaziyette. Dediğim gibi bir kısım ülkeler geç kalmış vaziyette, bir kısım ülkeler daha erken davranmış vaziyette ama bundan sonra Afrika önemli bir pazar olarak ortaya çıkacak gibi görünüyor. İnşallah biz de orada bu şeyde yer almak istiyoruz. Arkadaşlarla yaptığımız analizlerde o manada güçlü. Tabii bizim şöyle bir şansımız var, oradaki bu Türk okulları bizim önümüzü açan en büyük faktörler. Hatta birçoğuna elçiliklerden önce okulların açılması, bizim girişimcilerimizin gitmesi. Sayın Bakan'ın TUSCON'da bir toplantıda denk geldim. TUSCON'a teşekkür ediyorum. Türkiye'nin ihracat profilini değiştirdi dedi. Açıkçası bir TUSCON üyesi olarak da bu bizi oldukça gururlandırdı. Belki evet Çin'in her kadar güçlü olmasak da henüz daha o kadar büyük bir ekonomiye sahip olmadığımız için devlet süspansiyonları yok orada, yani süspanse edemiyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti ama bizim arkadaşlarımız kendi çapında çalışmalar yapıyorlar. Tabii. Bu da bizim için bir fırsat. Biz de kendimizce yarışta olmayı arzu ediyoruz şirket olarak. Eğitim konusu hakikaten önemli. Onu ben de şey yapayım, yani o okulların hakikaten üstlenmiş olduğu rol sadece bir eğitim öğretim kurumu olmaktan öte geçmiş vaziyette. Bunu ben Afrika seyahatlerinde yaşadım, birebir yaşadım. Hakikaten şu anda yetişen nesil özellikle de o okullardaki eğitim seviyesinin son derece üst düzey olması dolayısıyla iyi yetişen nesil şu anda Türkiye'yi biliyor, Türkçe biliyor, Türk kültürünü biliyor, Türkiye'ye bir sempatiyle büyüyor. Dolayısıyla bu hakikaten bu şeyi tarif edilemez derecede büyük bir değer. Bu da gene uzun vadeli bir yatırım. Yani o pazarlara yapılan uzun vadeli, o ülkelere yapılan uzun vadeli bir yatırım. Dolayısıyla bu yatırımın mutlaka bir geri dönüşü olacaktır. Öyle ben de inanıyorum ona. Hatta şu anda yeni yeni bile başlamış durumda. Yani birçok aslında ülkede daha büyük elçiliğimiz şeyimiz yokken, yani konsolosluklar vesaire yokken bu okullar vardı ve bu okullar açıkçası neredeyse o dış işlerin bazı fonksiyonlarını bile üstlenmiş vaziyetteler. Tabii bu hakikaten Türkiye'nin iş dünyasının da o ülkelere girmesinde, o ülkelerde tanınmasında vesaire çok önemli bir altyapı hazırlıyor yurt dışındaki okullar, eğitim kurumları. Dolayısıyla bu gerçekten çok stratejik bir hareket ve uzun vadede mutlaka bir geri dönüş olacağını düşünüyorum. Buradan Osman Bey'in gelişiyle ilgili vesile oldu diyelim. Bir müjdeyi de Çanakkale kamuoyuna ve siz değerli üyelerimizle paylaşalım. Değerli arkadaşlar, Çagiyat olarak bu sene çok güzel bir işe imza atıyoruz. Ana organizatör olarak 140 ülkeyi Çanakkale ile buluşturacağız. Türk Dil Olimpiyatları bu sene Çanakkale'de olacak. Çanakkale stadında olacak 12 Haziran'da. Siz değerli üyelerimiz ve Çanakkale'deki kamuoyu da bilsin. Çanakkale halkı da davetli. 140 ülkenin çocukları gelecek. Burada gösteriler yapacaklar. Bizim kültürümüzü tanıyacaklar. Misafirimiz olacaklar. Şiirlerini okuyacaklar. Öğrendikleri Türkçe şarkılarla, işte yapacakları folklor gösterileriyle bizlere inşallah büyük bir görsel bir
şölen sunacaklar inşallah. Çagat olarak da böyle bir işe imza atacağımızdan dolayı biz de çok mutluyuz bu sene. Geçen yılda arzu etmiştik ama olmamıştı. İnşallah Allah nasip ederse bütün her türlü organizasyonu yapıldı. 12 Haziran'da hep beraber o coşkuyu ve gururu yaşayacağız. Ben defalarca gitmek nasip oldu bu olimpiyatlara. Bir defa da Osman Bey'le de denk gelmiştik. İstanbul'da bir gösteride. Çok gururlanacak, güzel bir şey. Ama 140 ülkeden bu çocukların da Çanakkale'ye gelecek olması, Çanakkale'yi görecek olmaları, Çanakkale'yi tanıyacak olmaları, döndüklerinde ülkelerinde Çanakkale'yi anlatacaklardır. Bu da Çanakkale'nin tanıtımı için Çagıyat'ın üstlendiği misyon olacak ve bu gururu yaşayacağız inşallah. Osman Bey, çok keyifli bir sohbet oldu. Buradaki dernek üyesi arkadaşlarım adına, yönetim kurulundaki arkadaşlarım adına, Çanakkale kamuoyu adına sizlere teşekkürlerinizi sunuyoruz. Estağfurullah. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız, bize ufuk verdiniz. Estağfurullah. İnşallah dediğimiz gibi az önce de ifade etmiştim, başarılarınızın artarak, katlayarak devam etmesini. Devletimiz ve milletimiz adına özel ve çok güçlü, güzel projelere imza atmanızı. İnşallah size, eşinize, çocuğunuza Allah sağlık, sıhhat versin İbrahim Bey'e. İnşallah İbrahim'e de bunları arttırarak, bu projeleri daha güçlendirerek yapmayı Cenab-ı Allah i̇nşallah. Nasip eder inşallah. 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 Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hakikaten benim için de çok çok güzel bir akşam oldu. Çok keyif aldığımız bir akşam oldu. Çagıyat'a bu anlamda hakikaten çok teşekkür ederim. Ve Çagıyat'a hakikaten bundan sonraki çalışmalarında da ben de başarılar dilerim. Ve bu anlamda hakikaten Çanakkale'yi inşallah yani bir dünya markası haline getirmek inşallah böyle bir hedefin peşinden koşmamız lazım diye düşünüyorum. Bu anlamda herkes üzerine düşeni yaptığı takdirde bu yakalanabilir ama Çagıyat gibi çatı derneklerin bu anlamdaki şeyi çok yüksek sorumluluğu ve yapması gereken şeyler var. Dolayısıyla bu anlamda yapılan bu çalışmalar hakikaten çok kıymetli. Çagıyat'ın inşallah bundan sonraki yıllarda da bu başarılı çalışmalarına, bu özellikle yurt dışına açılmak, değişik sektörlere girmek, vizyon oluşturmak adına yaptığı çalışmalar, biz de grup olarak elimizden geldiği kadar destekleriz ama gerçekten önemli bir görev ifa ediyor. Allah yolunuzu açık etsin. Ben de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Herkese iyi geceler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Efendim.